Sen ekmek alıyorsun, ona yardım görüyorsun. Hadi, hadi. Ya bir sabah kadar da ayardı. Evet. Aşağı şehirde labınızda kimler derler? Çavular derler. Çavular. Çavular. Peki. Evet. Sen bu mesleğin fırıncıydın. Evet. Babadan. Evet. Evet. Bu mesleği nasıl seçtin? Dededen kalmadı. Peki bu bakkallığa atılmanda bir güçlük çektin mi? Yok, hiç bir güçlük çekmedim. Evet. Peki bu iş seni kurtarabiliyor mu yani? Geçimi sağlayabiliyor mu? Yok canım, ne geçtim. Karnımı doyurdum yine. Allah Allah. Peki sorayım, bu aşağı şehirde niye çıktık yukarıya? Buradan da millet göçtü. Ahmet de gitti Uşak'a. Mesela şuraya bu. Niye göçtüler bunlar? Sebep ne? İşsizlikten sebep. İdare olamadı. İşsiz oldu. Her şey var. Sen de gittin İzmir'e. Ha. Hep oradan da oydu abi. Evet. Ben şimdi dedi ki şehrin yeri az diyor, ufaktır, bataklıktır diyorlar. Ama sen olsaydın şehri nereye kurardın? Sorayım. Sana desen ki Mustafa bu şehri kur. Hayatına kurardın. Hayatına kurardın. Neden? Yemeği sorar. Ben de çok sağ olun. Peki. Şimdi şöyle dedim, bir de aşağıda hamamımız vardı. Gümbür gümbür yıkanıyorduk, yuvağı çıkarıyorduk, camılarımızda namazlar kılmaya ezanlar okuyorduk. Şimdi birden viran oldu. Acaba bu neden oldu? İmansızlıktan mı, yoksa başkaları gece geldi taşını maşını söktü, sahipsizlikten, neden, bakımsızlıktan mı? İmansızlıktan yani. Bakmadı ha? Büyük yok, küçük yok, terbiye yok. Artı dünyanın. Ya dünyanın sonu diye bir şey yok ya da. Yani insanların ihmalleri. Sıraya girin ki böyle müşteriler gibi biraz sizi konuşturmalıyım. Evet, müşteri burada beklemiş gibi görünüyor. Sizi konuşturmalıyım. Daha konuşturacağız, dur bana. Bu parti şeyinde mi? Bu yoksa mı? Yok yok. Bu efendim Oğur Dündar reportaj yapıyor da, Oğur Dündar. Bu onun bir benzeri. Oğur Dündar reportaj yapıyor da. Biz çıkaramayız Oğur Dündar yani. Ne zaman çıkıyor bize söylesin de. Efendim bunun bandını satın alacaksın. Şeyde de dinleyeceksin. Nerede? Kamerada dinleyeceksin. Şeyde pardon. Ne onun adı? Besni filminde. Besni filminde dinleyeceğim. Her şey ya. Video. Aa. Video yapacaksın, dinleyeceksin. Amına bak. O hoşuna gitti. Sırf bana koyma. Şimdi çocuk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hamza Bey yanıma gel. Bana sen nasıl arıyor? Gel şurada. Sen git. Buraya geçsin, buraya geçsin. Bir orada dur da bir filmin çalsın. Aç. Sen de çalsın. Aç. Şöyle ya. Da yeni müşteri. Mehmet. Mehmet soyadın? Kısaoğlu. Evet. Hangi köydensiniz? Çanakçı. Çanakçı. Labınızda kimler derler? Kısaoğulları. Evet, peki. Tarlan var mıydı senin? Yok.
Ne iş yaptın şimdi, bu işi nasıl atıldın? Almanya falan gittin mi? Yoksa burada... Şoförlükte başladı. Ha. Beraber ortağımda var. Şoförlükte nasıl, nerede çalıştın? Dışarılara falan gittin mi? Uluslar arasına gidiyorum. İran'a, Irak'a, Suriye'ye. İşte evet. Gittin. Yurt içi. Şimdi tam işte şeye bastım. Şimdi sen bu Besni torbağında, arabacılıkta, şoförlükte, milyoner zengin duydun mu hiç? Duymadık işte, onu bıraktık. Peki sen duymadığın bir denize atıyorsun, kendini boğuyorsun. Şimdi ne diyor biliyor musun? Tahta ıslandıkça batarsın. Araba da öyledir. Araba nasıl kazanır? Bizim Türkiye'nin şoförleri cahil. Üstüne bindi mi bunu sanat zannediyor. Aslında sıfır, parasını yiyor. Tamam mı? Kendi parasını yiyor, farkında değil. Araba bir tüccardır. Yani bir Müslümanın kasanda para var ya. Araba demek cebindeki para demektir. Antep'e gideceğin dolu, buradan Antep'e, Antep'ten buraya dolu gelirsen para kazanırsın. 5 sene çalıştıracaksın, onu satacaksın, ikinci bir daha. Yani masrafa boğulmadan böyle bir karşılıklı olursa para kazanır. Yani yoksa gidip Ahmet'in, Mehmet'in yükünü taşıyıp lastiğini şişirsen olmaz. Evet, güzel. Şimdi sen bunda iyi isabet etmişsin yani, kafan çalışmış. Takdir ediyorum. Neden? Ben o dozer ustalarıyım karayollarında. Tamam mı? Karayollarında. Öyle sen gibi binlerce şoförü koşturmuş, akıl vermişim yani. Onun için bu işin uzmanıyım. Sen akıllı görmüşsün. Bak akıllı görmüşsün, bu işe atılmışsın. Arabacı olsaydın çoluk çocuk perişan olurdu. Yani gerçekten böyle. Peki. Şimdi çocuklarını nasıl okutabiliyor musun? Nerede okudu? İşte ilkokula da gidiyorlar. Ha. Şimdi para artırmadan önce çocuk okuyorsa fedakarlıktan çekinme. Bak vesiyet benden sana. Okuyor ama işte kuvvetimiz yetişmeyecek. Valla kafası çalışanın 5 okumaz da 2'si okusun. Öyle. 2 oğlan okut. Evet. Ama kız okur, o da okusun. Evet. Evet. Hani okut. Ha. Peki. Şimdi sana da sorayım. Bu memlekette ki bu kazandığın iş gerçekten seni tatmin ediyor mu? Yani çoluk çocuğunu rahat besliyor mu? Şimdi besli de tüccar düveni derler böyle. Böyle bir forslanırlar. Aslında bundan da çok kişiler bıraktı bu işi. Şimdi seni bu iş kurtarabiliyor mu? Yani rahat geçindirebiliyor mu? Valla geçindirmiyor mu? Başka çaremiz yok. Ne yapacağız? Düşünün başka ne iş yapacağız? 3 milyon borcu var bu işte. Sağdan. Bugün borcumuz var, yerim yok işte. Allah kolaylık getirsin. Bütün Müslümanlar. Bunun da prensibi. Bak Türkiye'de her zaman için çekin borcuna sahip. Savan dokunuyor değil mi besine? Evet. Devam ediyor. Evet dokunuyor. Peki bu Adana mı alıyor bunu yine? Ekstra ya, Adana mı? Türkiye'nin aşağı yukarı çok ellerinde geçiyor. Aydar Davucu. Evet. Bunuza kimler derler? Cavcavlar derler. Evet. Peki obanız hangisiydi? Meydan İdiriz. Meydan İdiriz. Bağ obası? Kayardı mahallesi. Kayardı, güzel.
Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Acaba bu Besli'den neden göçtü esnafımız? Ekseri tekstilciler niye göçtük? Efendim, benim anladığıma göre aşağı eski Besli daha alınca gel derim 3-5 tur sermiyesi vardı. Bu yukarı Besli'ye yatırım yaptı, bir ev yaptı. Sermiyesiz kalınca adam mecbur kaldı göç etmeye. İkincisi, büyükler öndeşlik yapmadılar. Buranın ağırlık değeri hala ya da devam etmekte yani ellerine geçerse biliyor musun? Evet. Onun için mecbur kaldı bir insan perişan kalırsa ekmek kapısı aramaya. Evet. Şükür gittiler birçokları biliyor musun? Adana, Mersin, İstanbul, İzmir. Hepsi şimdi de... şu var. Besli'den derlerdi ya melengez memlekette dilengez. Dışarı giden sırtına yadırgıyorkan demiş adam olmaz. Eskiden ayıplarlar. Şimdi bakıyorum ki yadırgıyorkan değil kutlu yorgan yatıyorlar. Eyvallah. Mercedes'le geliyorlar Besli'ye. Eyvallah. Demek ki Besli halkına tembel diyen bizden utansın artık. Eyvallah. Tamam. Gerçek bu. Evet. Şimdi ben diyorum ki bu yer yanlış kuruldu diyorlar. Şimdi ben ufak çocuğuydum. Evet. Eskiden belli derler ki bu kayardı çatı, evet. Şehrin yeri. Evet. Buranın ismi de çat. Burada açık konuşacak, gerçeği konuşacak. Tabii tabii. Şimdi adam bu Beyler'den Reşit Ağgil'in birkaç parça mülkü varmış burada. Evet. Burayı para etmek için o zamanın milletvekili ha. Tabii tabii biliyorum. Burayı para etmek için biliyor musun? Getirmiş. Kayardı Çatı deyin buraya gömmüşler. Esas şehrin yeri Kayardı Çatı. Eğer Kayardı Çatı olsaydı benim inandığıma göre biliyor musun? Burası şimdi Antep'i geçerdi. Evet. Ne memleket dağılırdı, ne fakir fukara göçerdi vatandaş. Evet. Biliyor musun? Evet. İstediği gibi bir sanayi mıntıkası memleket olurdu. Adam ne yaptı? Birincisi herif kendi çıkar için hocam Besli'nin dört etrafını dolan. Burada mikrop yer yok, cinlik yer yok. Evet. Şimdi işte karayolları müsaade etmedi, değil mi? Tabii. Adam gerekirse de, ne diyeceğim kardeşime biliyor musun? Kendi çıkarını koruması, tabii. Zor da dursun. Bütün fakir fukaranın çıkarlarına el uzattılar. Evet. Onun için ben ne diyeyim artık sana ki? Evet, şimdi şu var, bak. Şimdi o diyenler şimdi gördü ki Kayardı'nın içinden yol geçti. Tamam. Aynı hakikatte bana soruyorsan bir dakika. Evet. Hakikat yerini bulacak. Cenab-ı Allah kimsenin hakkını gizlemeyecek. Evet. Ama biz görmek. Gördük görmek. Evet. Genliğinden bu şehir de Kayardı'na gidecek. Yani ben de inanmışım evet. Yani. Evet. Şimdi onun gitmesi için bir formül var. Evet. Bak bu formülü attım. Bütün Besli'nin İstanbul her yerde işliyoruz. Evet. Diyoruz ki bir Besliler olarak bir vakıf kuralım. Evet. Besliler vakıf, bir banka. Tabii. Namuslu kişiler tarafından bir şirket olsun. Tabii. Mühendisimiz var, her türlü elemanımız var. Tabii, çok şükür. Şimdi Kayardı'na güzel bir ev. Tabii. Evler yapalım. Ev vatandaşı bir kere evsizlikten kurtaralım. Eyvallah. Mesela şuraya hükümet evleri yaptı. Hiç şikayet eden var mı? Hiç olamaz. 20 sene oturdum. 20 sene oturduk. Kirasıyla şimdi su ayran parası oldu. Evet. Yani ev ayran parasıyla ev yapılır. Evet. İşte böyle. Siyasete dökül icap ediyor ki onu da ayıplıyorlar. Yani buna da eşittik yani. Halbuki çok yanlış. Fakir fukaranın için, evsiz kalanların için yapıldı. Neymiş? İnönü yapmış. İnönü hayır, yanlış. Şimdi planlı yapılmadı. Mühitin fakir olduğu için devlet kanunu vardı. Evet. Tamam mı? Afet kanununa tabi olarak. Yani çalışamayan bir kişi, mağdur bir kişiye devlet ev yapmak mecburiyetindedir. Evet. Bu 1926 anayasasında çıkardı. Evet. Ve Atatürk'ün en sevdiği vilayetten biri Gaziantep'tir. Eyvallah. Biz de Gazası olduğumuz dolayısıyla ilk şehrin burada ilk devlet Cumhuriyet'in ilk nimetlerini Gaziantep'e sunun dedi. Eyvallah. Gönderdi işte bu Kayardı'nı hatta belirttiler. İşte dediğin gibi yanlışlık oldu. Ama bir Allah de, doğrunun her zamandır. Yardımcısı olsun. Atatürk doğruydu. Yardımcısı olsun. Doğru bir hiçbir savaş bir zaman bir şey olmaz. Tabii. 10,5 milyonun, 3,5 milyon onun arkasında gitti baldırı çıplaklar. Evet. Bugün Maraşal oldular, kahraman oldular.
söz sahibiler. Şey, az ama baldır çıplak ama bugün onurlu kişiler. Eyvallah. Atatürk değil. Bugün yine aynı onun dediği gibi yalan döndü, doğruya döndü. Eyvallah. Yalan dolandı geldi yerine. Şimdi atalar der zaman er geç hakikat yerini bulacak. Evet. Çünkü ne yaparsan yap hakikatten şaşma. Evet. Sen elinden geldiği kadar zalim olmamaya gayret et, Cenab-ı Allah yardımcımızdır. Tabii. Benim inancım bu. Evet. Şimdi evet. Neden? Şimdi bak ben İzmir'de duruyorum. Çok şükür. Evet, hiçbir doğru. Maddi sıkıntım yok. Yok. Evim de var. Eyvallah. Ha, ben memleketime hizmet veriyorsam halkımı sevdiğim için, besinlerin çalışkanlığı için. Çünkü ben de karayollarına girdim, herkes beni sevdi. Eyvallah. Yalan, dümen koşmadım. Eyvallah. Sanatın zirvesine koştum, sevildim. Ama devletten bir kuruşuna haramına el atmadım. Eyvallah. Çocuklarımı da okuttum, çok şükür. Şimdi bakıyorum ben, verdikleri maaş birçok kişi kendimizi besleyemez durumda. Yani şükür olanların mühendis bilmem ne şükür şey sıkıntı yok ama şimdi evim olmasa acım. Eyvallah. Çünkü 800 bin lira ev kirası 1 milyon aylık çıkmış içinde. İşte durum bu. Şimdi bir de bunu kurmak istiyoruz. Diyoruz ki böyle bir teşkilat kuralım. Siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Ya, imkanlarımız olduğu müddetçe. Tabii imkanımda. Tabii ki katılacağım. Ha. İkinci de şu. Aşağı aşağıda gümbür gümbür çalgımızı çalıyorduk. Evet. Düğünümüzü yapıyorduk. Evet. O bizim başımızda bize ölümümüzde ağlayan, dirimizde gülen birçok esnafımız, sanatçılarımız vardı. Tabii. Keloğlu Reşit sayayım sana. Bayram Kalalar. Antike oldular ya, antike oldu. Yedi Delalar. Eyvallah. Ya şimdi onların ahkemini şimdi bulabiliyor musun şöyle? Ya düşünelim. Şimdi, ya insanın ömrüne ömür katıyordu. Onda da bir zevk vardı. Demek parayla olmuyor bu. İnsanlar sevgi para getirmiyor. Atalar i̇şte, demişti ama parayla saadet olmaz. İşte bunlar bize saadet veriyordu. Bugün bu batal oluyor. Evet. Bir folklor kuracağım. Aynı kişilerin hayatını yaşatacağız Türk milleti. Şey, besinler. Eyvallah. Evet. Altında arabası olsun diyoruz. Gitsin Antep'te hemşerimizin düğünü mü var? Aynı Besli türküsü. Oraya gelen besinler tabii. Tabii tabii. Eski şey, obamızın, şeyimizin her şeyiyle onlara sunsunlar. Evet. Düğünü yapsın gelsin besinler. Evet. Mersin'de mi var? Hemen gitsin. Sabahleyin orada gitsin. Oranın düğününü yapsın. Evet. Besinler eğlendirsin gelsin. Bunun içinde siz de tavsiye ve katkıda bulunur musunuz? İmkanlarımız olduğu müddetçe yön çevirmez. Tamam. Sen de sağ ol. İşler işlerinizde başarılar diliyorum.